Kelly Lane, emekli bir polis memurunun kızıydı. Manly'deki MacKellar Kız Lisesi'nde eğitim gören Kelly, Newcastle Üniversitesi'nde sanat okulunda okudu. Ancak buradan ayrıldı. Ravenswood Kız Okulu'nda su topu koçu olarak yarı zamanlı çalışmaya başladı. Spor organizatörü olarak devam etti ve burada onur derecesine sahip nitelikli bir öğretmen kimliği aldı. 1994 ve 1998 yılları arasında rugby oyuncusu Duncan Gillies ile ilişkisi vardı. Ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir su topu oyuncusu olan Kelly, ilk çocuğunu doğurduktan sadece aylar sonra yarıştığı Kanada'da 1995 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Avustralya genç bayanlar takımının bir üyesiydi. Kelly, 1990'larda 7 yılda 5 kez hamile kaldı. 12 Eylül 1996'da Wright Hastanesi'nde Tegan Lee Lay adında 38 haftalık bebeğini dünyaya getirdi. 2 gün sonra Kelly taburcu edilecekti. Ancak Kelly, Tegan'la birlikte hastaneden saat 11-12 civarında ayrıldı ve saat 3'te ailesinin evine tek başına geldi. Birkaç saat sonra Duncan Gillies ile bir arkadaşının düğününe beyazlar içinde katıldı. Tegan'dan hiçbir iz veya söz yoktu. 1996'da 3. çocuğuna 25 haftalık hamile olan Kelly, kürtaj yaptırmak için hastaneye gitti. Fetusun uygun gebelikte olmaması nedeniyle talebi reddedildi. Mayıs 1996'da Kelly, doğurduğu erkek çocuğuna evlat vermeye karar verdi. Kelly bir sosyal hizmet görevlisine çocuğunun babasının Duncan Gillies olduğunu söyledi. Duncan bu iddiaları yalanladı. Toplum Hizmetler Departmanı, çocuk için kalıcı bir yuva bulmadan önce bir toplum hizmetleri departmanında çocuk koruma çalışanını 1996'da çocuğun aslında Kelly'nin ilk çocuğu olmadığını ve 1996'da doğum yaptığını tespit ederek araştırma yaptı. Kelly, Duncan ile 4 yıllık ilişkisi sırasında 1995'te doğum yaptığını da ortaya çıkardı. Duncan, Kelly'nin hamileliklerinden tamamen habersiz olduğunu iddia etti. Ekim 1999'da bu iddialara karşı karşıya kalan Kelly, başlangıçta iki çocuğunun varlığını reddetti. Birkaç gün sonra kızının Perth'te bir aile ile yaşadığını iddia etti. 1999 yılında soruşturma yerel polise havale edildi. 2001 yılında 4. çocuğunun 7 aylık hamile olan Kelly, polis tarafından röportaja alındı. Polis röportajı sırasında Kelly, Tegel'a Andrew Norsis adlı bir adamla ilişkisinden olduğunu söyleyerek bebeği babasına verdiği iddiasında bulundu. Balmain Cuma gecesi belediye binasındaki bir içki seansından sonra Kelly Norsis ile takılmıştı. Polis röportajları sırasında Kelly, ailesinin ve arkadaşlarının tepkisinden korktuğu için hamileliklerini saklamak zorunda kaldığını iddia etti ve bebeklerin babalarının kim olabileceğinden emin olmadığını söyledi. Hamile kaldığını ve başka seçeneği olmadığını söyleyerek bebeğini Norsis'e verdiğini söyledi. Polis konuyu 2005 yılında Adli Tıp Yeni Güney Merkezi'ne yönlendirdi. Tegan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma Haziran 2005'te başladı ve 2006'ya kadar devam etti. Soruşturma Devlet Adli Tıp tarafından yönetildi ve polisin DNA örnekleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir arama yaptığını duyurdu. Soruşturma sonucunda adli tabip, Tegan'ın aslında öldüğünü söyledi. Adli tıp, Tegan için bir ölüm sertifikasının verilmesini emretti. Adli soruşturmanın kanıtlarının değerlendirilmesi ve yeni bir soruşturma için Güney Yeni Cinayet Masası'na gönderilmesini önerdi. 2006 yılından itibaren polis soruşturmaları, Tegan bebeğinin kayboluşuna tanık olan kimseyi bulamadığını söyledi. Polis ayrıca Avustralya'daki 9000'den fazla ilkokul kayıtlarını arayarak Tegan'ın yerini tespit etmeye çalıştı. Bu isimde sadece iki kız çocuğu bulundu. Son olarak polis mümkün olan tüm ipuçlarını dışladı. Polis müfettişleri Tegan'ın ölümüne işaret eden kesin bir kanıt ya da fiziksel kanıt olmadığını değerlendirerek Kelly'yi suçlamaya karar verdiler. Ancak savcılık müdürü konuyu ele aldı. Kasım 2009'da Kelly, kızını öldürmekle suçlandı. Kelly, suçlu olmadığını söyledi ve bu konu jüri tarafından mahkemeye çıktı. Dava 9 Ağustos 2010'da Yargıtay'da görüldü.
1990'larda 7 yılda 5 kez hamile kalan Kelly, ilk iki hamileliğini sonlandırmıştı. İki bebeğini de evlatlık vermişti ve iddiaya göre bebeği Tegan'ı 14 Eylül 1996'da canına kıymıştı. Jüri, Kelly'nin kişisel imajını ve itibarını korumak için hamileliklerini ailesinden ve arkadaşlarından gizlediğini söyledi. Mahkemede duyulan kanıtlar 4 yıl önce yapılan soruşturmaya benziyordu. Ancak polis aramasında Kelly, Tegan'ın kaybolduğu gün saat 2'de değil, birkaç saat önce hastaneden ayrıldığını bildirdi. Jüri cinayetin bir nedeni olarak Sydney 2000 Olimpiyat Oyunlarında Kelly şansını arttırmak için çocuklarını terk etmeye hazır olduğuna dair kanıtlar üretti. 13 Aralık 2010'da Kelly, Tegan'ı öldürmekten suçlu bulundu. Kelly'nin ayrıca kefaleti reddedildi. 11 Mart 2011'de dava Yüksek Mahkeme'de yeniden görüldü. 15 Nisan 2011'de Kelly 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kelly için hareket eden avukatlar 18 Nisan 2011'de mahkumiyetine karşı bir temyiz sundular. Bazı çıkan haberlere göre Kelly diğer mahkumlar tarafından dövüldüğü iddia edildi. Kelly bu tür olayları reddederek yanıt verdi. Yeni Güney Ceza Temyiz Mahkemesi, Temmuz ve Aralık 2015 tarihleri arasında sunulan temyizi reddetti. Suçlu olduğuna karar verildi. Kelly, 12 Mayıs 2023'te şartlı tahliye edilmesine hak kazanacak. Bu anne hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarımdan haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.